İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni takvimine göre Perest dönemi başlıyor. 20 Şubat 2022'de Kaçar Bilim Merkezi'nin çevrim içi basın toplantısı gerçekleşecek. Anıt uzmanı, Azerbaycan yazıtlarımızı yok etmeye başlarsa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurma hakkımız var. Arjantin Dışişleri Bakanı, Ermenistan Cumhuriyeti ile ilişkilerin sağlam temelleri vardır. David Babayan, toprağımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Dikran Agerdin, son demircisi. Batı Ermenistan'daki Ermeni kadınların taktığı kemerler. Kutsal geleneğe göre oruç ciddi bir gıda kısıtlamasıdır. Genellikle sabaha yemek vakti, öğleden sonra sınırlı miktarda yemek yemelidir. En azından oruç sırasında hayvansal gıdalardan kaçınmaya çalışıyoruz. Ermeni takvimine göre oruç döneminin son 5 günü fazladan gün sayılır ve ruhani şahsiyetler için çok önemlidir. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Kaçar adlı bilim merkezi Facebook sayfasında Kaçar Bilim Merkezi'nin oluşumunun 16. yıl dönümüne adanan modern zorluklarla mücadelede bilimsel sonuçların uygulanmasının bazı özellikleri hakkında başlıklı bir çevrim içi basın toplantısı 20 Şubat 2022'de saat 17'de yapılacak. Kaçar Bilim Merkezi'nin kurucu başkanı, tarih bilimleri adayı doçent Mıher Harutunya'nın online basın toplantısında yaptığı tanıtım konuşmasının ardından konuşmacıya online olarak soru sorabilir veya önceden gönderilen soruların cevaplarını alabilirsiniz. Basın toplantısına katılmak için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz. Azerbaycan her zamanki gibi kontrolüne geçen topraklarda Ermeni anıtlarının üzerindeki Ermeni yazıtlarını yok etmek istiyor. Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı Başkan Yardımcısı Rafi Kortoşan, bunu Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov'un Ermeni anıtlarının Albanlara ait olmasına kanıtlamak için bir çalışma grubu kurulduğuna ilişkin açıklamasına atıfta bulunarak ifade etti. Rafi Kortoşan, Artsakh'taki tüm Ermeni anıt ve kiliselerin listesinin bir envanterinin yanı sıra hepsinin fotoğraflarının da ellerinde olduğunu belirtti. Anıt uzmanına göre Azerbaycan çalışma grubu harekete geçerse ve elimizde kanıtlar olursa Ermeni tarafı daha aktif adımlar atabilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Lahey Mahkemesi'nin yerine getirilmeyen kararları hakkında karar almakla yükümlüdür. Gerekirse Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurmalıyız, dedi. Arjantin Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı Santiago Andres Jafiero tarafından yapılan açıklamada Arjantin, Ermenistan Cumhuriyeti'ne en büyük yatırım akışına sahip olan lider ülke listesinde yer almaktadır. Her iki ekonomideki mevcut potansiyele dayanarak ticaret hacmini artırmanın mümkün olduğuna dair makul beklentiler var. Siyasi diyalog, yeni işbirliği alanları bulma kararlılığıyla uyumlu bir şekilde gelişiyor. Ermenistan Cumhuriyeti ve Arjantin bu yıl diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü kutluyor. Arjantin, Ermenistan Cumhuriyeti ile halklarımız arasında dostluk gelenekleri, uzun vadeli işbirliği üzerine kurulu sağlam temellere sahip ikili ilişkileri olumlu değerlendirmektedir. Bu bağlamda siyasi diyalog, bağları sürekli olarak derinleştirme ve yeni işbirliği alanları bulma iradesiyle uyumlu bir şekilde gelişiyor. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı David Babayan tarafından yapılan açıklamaya göre Azerbaycanlı mültecilerin Artsakh'a dönüşü için iki şart var. Ona göre her şeyden önce tüm siyasi sorunlar çözülmelidir. Bu her şeyden önce Artsakh'ın Azerbaycan tarafından tanınmasıdır. İkincisi, Ermeni mülteciler zorla yerlerinden elde edildikleri Bakü'ye ve Azerbaycan'daki diğer şehirlere de dönebilmeli. Başka türlü olamayacağını vurgulayan Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı David Babayan, 44 gün süren savaşta evlerini kaybedenlere birinci savaştan kalan mülteci sorununun da eklendiğini sözlerine ekledi. Şuşi ve Hadrut'un işgalden kurtarılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna cevap veren bakan, Azerbaycan'ın işgal ettiği Şahumyan, Gedaşen ve Martuni bölgelerinin yanı sıra konunun her zaman gündemde olduğunu kaydetti. David Babayan, er ya da geç bunun olacağına inanıyoruz ama çalışmak lazım, toprağımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi söyleyebilirim, dedi.
2 milyona yakın insanın hayatını kaybettiği 1915 soykırımından kurtulabilen Ermenilerin bir kısmı dönemin hükümeti tarafından sürgün edildikleri bazı il ve ilçelerde yaşamlarını sürdürebildi. Bu merkezlerden biri de Batı Ermenistan'daki Amed'in Lice ilçesinde yaşayan son Ermeniler ise 1975 yılında ilçeyi vuran depremin ardından burayı terk etti. Diğer birçok zanaat gibi demircilik de atlarından söz ettiren Ermeni ustalar Lice'de bu mesleği birçoklarına öğretip çırak yetiştirdi. Daha sonra Ermeni olmayan birçok usta Ermeni ustalara şükranlarını sunacaktı. Bu ustalar sayesinde iyi bir meslek edinmişler ve müreffah bir hayat sürmüşlerdir. Bunlardan biri de Aziz Sapan. Fakat bugün demircilik işgal altındaki Batı Ermenistan'da bir meslek olarak talep görmemektedir. Sapan'a göre bu zor ve para getirmeyen bir iş olarak kabul edilir. Ayrıca kiralar arttı. Bu da zaten ağır bir ekonomiye sahip bir ülkenin nüfusunu olumsuz etkilemektedir. Ermeni uygulamaları sanatının ve diğer eşsiz eserlerin koleksiyoncusu Hamlet Hovsepyan Facebook sayfasında bir video yayınladı ve şunları yazdı. 18. ve 20. yüzyıllarda Batı Ermenistan'daki Ermeni kadınların taktığı kemerler. Batı Ermenistan'daki Ermeni kadınların farklı malzemelerden ve farklı süslemelere sahip kemerler taktığı ve bazı durumlarda bu kemerlerin sosyal konumlarını da vurguladığını belirtelim. Örneğin Vaspuragan eyaletinde genellikle gümüş, yaldızlı ve değerli taşlarla süslü kemerler yaygındı. Krallar ve diğer ileri gelenler lüks, elmas işlemeli kemerler takarlardı. Bazen kemerlere büyülü özellikler de atfedildi. Kötüyü ortadan kaldıran bir tılsım olarak kullanılıyordu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Lımbat adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Aşnan Kişer, Zov Kişer adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.